Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size 11. sınıf konusu olan komünite ekolojisinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ekoloji ikiye ayrıldı. Bir 10. sınıfa aktarıldı, bir kısmı da 11. sınıfa aktarıldı. 10. sınıfta ekosistem ekolojisini gördük, onun videolarını çektik. Şimdi 11. sınıf ekolojisine geliyoruz. Burada da komünite ve popülasyon ekolojisine bakacağız. Bu ekoloji kısmına başlamadan önce birkaç tane bilmemiz gereken kavramlar var. Bunlardan bahsedelim. Popülasyon neydi arkadaşlar? Popülasyon aynı türlerin bir araya gelerek oluşturdukları topluluğa biz popülasyon diyoruz. O zaman popülasyon için yazalım. Aynı türlerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluk. Bu popülasyondur. Komünite neydi? Komünitede farklı popülasyonların bir araya gelerek oluşturduğu topluluk. Mesela insan popülasyonu, kedi popülasyonu, işte inek popülasyonu bir araya geliyor. Neyi oluşturuyor? Komüniteyi oluşturuyor. O zaman yazıyoruz. Farklı popülasyonların bir araya gelerek oluşturduğu topluluk. Evet, komünitede budur. Şimdi komünitede bazı türler var arkadaşlar. Mesela gösterge türümüz var. Gösterge tür nedir? Gösterge tür o bölgenin özelliğini gösteren türdür. Yani o bölgeye ait türdür arkadaşlar. Gösterge türe bakarak bu bölgede nelere ihtiyaç olduğunu anlayabilirsiniz. O zaman şöyle diyelim. Bulunduğu bölgenin özelliklerini belirten türdür. Mesela kaktüsü düşünün. Kaktüs nedir? Bir çöl bitkisidir. Çölün özelliklerini gösterir. Nasıl gösterir? Mesela suya az ihtiyacı vardır. Suyu depo eder. Daha sonra yaprakları iğne şeklindedir. Neden? Çok sıcak olduğu için fazla terlemesin diye. İşte kaktüs çöl ekosisteminin, çöl biyomunun bir gösterge türüdür arkadaşlar. Gelelim baskın türe. Baskın tür o bölgede, bulunduğu bölgede sayıca fazla olan türdür arkadaşlar. Baskın tür bölgede sayıca fazla olan türdür. Evet, baskın tür de bu şekilde. Gelelim kilit taşı türe. Kilit taşı tür de şöyle. Ortamda olmadığı zaman ekolojik dengenin bozulduğu türdür arkadaşlar. Eğer kilit taşı türü ortamda yoksa oradaki denge bozuluyor. İşte biz buna kilit taşı tür diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Ortamda olmadığında dengeyi bozan türdür. Yani ortamın dengesi bozuluyor kilit taşı tür olmayınca. Örnek verelim. Mesela yılanlar arkadaşlar farelerle besleniyor. Daha sonra işte porsuklar da yılanlarla besleniyor. Yılan ortamda olmadığı zaman ne olur? Bakın yılan ortamda olmadığı zaman farelerin sayısı artar, porsukların sayısı ne olur? Azalır. İşte burada yılan nedir? Kilit taşı türdür. Eğer olmazsa ortamdaki denge bozulur. İstilacı tür, bakın adı üstünde istila ediyor. Ne yapıyor? Başka bir bölgeden gelerek bu bölgeyi etkileyen tür arkadaşlar istilacı tür diyoruz. Başka bölgeden gelerek ortamı ele geçiren türdür. Gelelim ekotona. Ekoton arkadaşlar komünitelerin kesişim alanlarıdır. Hemen yazalım. Komünitelerin kesişim alanıdır. Mesela size ben bir örnek vermek istiyorum. Şöyle komünitelerin kesişim alanı dedik. Kümelerdeki kesişim gibi düşünün. Arkadaşlar İstanbul ve Çanakkale boğazlarını düşünün. Bakın İstanbul ve Çanakkale boğazı. Burası nedir mesela? Çanakkale boğazı olsun. Çanakkale boğazı. Şimdi Çanakkale boğazı Karadeniz'le işte Ege Denizi'ni birbirine bağlayan boğazdır değil mi? Karadeniz'de bulunan türler bakın. Şurası Karadeniz olsun. Karadeniz. Burası da Ege Denizi. Ya da Marmara Denizi.
Marmara. Şimdi her ikisinin kesişim alanında Çanakkale ya da İstanbul Boğazı bulunuyor. Arkadaşlar Karadeniz'de bulunan türler, bakın Karadeniz'in çevrelediği yer neresi? Bakın şurası. Marmara'nın çevrelediği yer neresi? Burası. Marmara'da bulunan türler ve Karadeniz'de bulunan türler her ikisi de bu ekoton bölgesinde var. İşte bu ekoton bölgesinde bu yüzden tür çeşitliliği fazladır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Tür çeşitliliği fazladır. Mesela örnek verelim. Diyelim ki Marmara'da işte ne yetişsin? Çok güzel istavrit yetişsin bakın. İstavrit. Bu istavritler ekoton bölgelerinde de var. Karadeniz'de ise hamsi yetişsin. Bu hamsiler arkadaşlar ekoton bölgelerinde de var. Ekoton bölgesi hem istavrit hem de hamsi bulundurduğu için burası tür çeşitliliği bakımından daha çeşitli olan yer oldu arkadaşlar. Daha zengin bir yerdir ekoton bölgesi. Evet, ekoton da bu şekilde. Böylece bizim komite ekolojisinde bilmemiz gereken kavramlar bunlar. Şimdi gelelim türler arasındaki ilişkilere. Arkadaşlar türler arasındaki ilişkiler nelerdir? Hemen bunlara bakalım. Şöyle bir küçük başlık yazalım şuraya. Türler arasındaki ilişkiler. Şimdi biz türler arasındaki ilişkileri ilk önce bir genel başlık halinde vereceğim. Daha sonra detaylarına ineceğim arkadaşlar. Türler arasındaki ilişkileri. Şöyle 6 tane ilişki var. Bunlar rekabet, avcı ilişkisi, parazitlik, amensalizm, mutualizm ve komensalizm arkadaşlar. Bunlar bizim türler arasındaki ilişkilerimizdir. O zaman başlık olarak yazalım. Neymiş bunlar? Rekabet. Bakın şöyle teker teker açıklayalım. Bir rekabet diyoruz. Rekabet olayında her iki taraf da zarar görür arkadaşlar. Neden? Peki ne için zarar, ne için rekabet edebilirler? Mesela beslenme için rekabet edebilirler. Daha sonra barınma alanı için rekabet edebilirler. Eğer ki aynı tür ise üreme için rekabet edebilirler arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Beslenme, daha sonra barınma alanı aynı tür ise üreme için rekabet edebilirler. Şöyle düşünün bakın, rekabet olayında birinin sayısı artarken diğerinin sayısı azalır arkadaşlar. Şöyle mesela birinin sayısı şöyle artarken bakın aynı anda başlıyor ikisi de sayı olarak, diğerinin sayısı ne olacak? Azalacak. İşte rekabet olayındaki grafiğimiz budur. Birinin sayısı artarken diğerinin sayısı azalacak arkadaşlar. Birbirlerine ne yapıyorlar bunlar? Zarar veriyorlar aslında, öyle diyebiliriz. Türler arası, bakın farklı türler arasında üreme için rekabet olmaz. Bunu kesinlikle unutmayalım, yazalım şuraya hatta. Farklı türler arasında üreme için rekabet olmaz. Evet, rekabetle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim avavcı ilişkisine. Arkadaşlar 2 diyoruz avavcı ilişkisi. Avcı ilişkisi. Şimdi avcı ilişkisinde de yine bir taraf zarar fayda görürken diğer taraf ne yapıyor? Zarar görüyor arkadaşlar. Bununla çok bilindik bir grafik var. O grafiği çizeceğim. Onu gördüğünüz zaman direkt avcı ilişkisi gelecek aklınıza. Şöyle doğada tavşanlar ve vaşaklarla ilgili bir grafik çizilir. Arkadaşlar vaşaklar şu kedilerin biraz daha vahşi olanıdır. Kediye çok benzer ama görünüm olarak baktığınızda daha vahşidir. Vaşaklar tavşanlarla besleniyorlar. Dolayısıyla aralarında bir av avcı ilişkisi vardır. Av kimdir? Tavşandır. Avcı kimdir? Vaşaktır. Şimdi vaşakların sayısı arttığı zaman bakın şunlar vaşaklar şöyle bir dalgalanma gösterecek. Vaşakların sayısı bu vaşak olsun. Diğer renkli kalemle de tavşanları çizelim. Tavşanlar ne olacak bakın? Tavşanlar bir sürü artacak. Vaşaklar arttığı zaman tavşanlar azalmaya başlayacak. Vaşaklar azaldığı zaman ne olacak? Tavşanlar artmaya başlayacak. Böyle aralarında
ters bir ilişki olacak arkadaşlar. İşte böyle karışık bir grafik görürseniz, bu grafik av-avcı ilişkisiyle ilgili bir grafiktir kesinlikle. Mesela böyle bir grafik verip size örnek sorabilir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir diyebilir. Genellikle tavşanlar ve başaklarla ilgili grafiği verirler arkadaşlar. Av-avcı ilişkisinde şöyle düşünün, bakın. Başakların sayısı arttığı zaman çok sayıda tavşan avlıyorlar ve ne oluyor? Tavşanların sayısı azalıyor. Tavşan azaldığı için başaklar besin bulamıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar ne oluyor? Vaşakların sayısı da bir süre sonra azalmaya başlıyor. Vaşaklar azaldığı zaman tavşanlar artıyor. Yani aslında bu nedir? Bir ekolojik dengedir. Denge sağlanmış oluyor. Evet, av-avcı ilişkisi de bu şekilde. Şimdi bir de geliyoruz en çok soru sorulan kısma, yani simbiyotik ilişkiye. Arkadaşlar ben size simbiyotik ilişkinin açıklama olan kısımlarını verdim. Komensalizm, amensalizm gibi. Şimdi simbiyotik ilişki deyip onların alt kısımlarını anlatalım. Şöyle 3 diyoruz simbiyotik ilişki. Simbiyotik ilişki veya simbiyotik yaşamda diyebiliriz. Nedir simbiyotik yaşam? Arkadaşlar, canlıların birbirleriyle olan ilişkilerine biz simbiyotik ilişki diyoruz. Aslında simbiyotik ilişki birlikte yaşamdır. Birlikte yaşam demektir. O zaman yazalım. Simbiyoz birlikte yaşam demektir. Birlikte yaşam demektir. Arkadaşlar bir ilişkinin simbiyotik ilişki olabilmesi için kesinlikle farklı türlerin olması gerekiyor. Bunu unutmayın. Aynı türler arasında simbiyotik ilişki olmaz. O zaman şöyle diyelim. Farklı türler arasında olur. Şimdi gelelim simbiyotik ilişkiyi biz 4 alt gruba ayırıyoruz. Bunlar amensalizm, mutualizm, komensalizm ve parazitlik. İçerisinde en çok soru sorulan parazitliktir ya da mutualizmdir arkadaşlar. Şimdi bunların hem neler olduğunu yazacağız hem de birer tane örnek vereceğiz. Ben yine tablo şeklinde anlatayım size. Bakın şöyle ayırıyorum 4'e. Amensalizm. Şuraya mutualizm. Şuraya arkadaşlar komensalizm. Şu kısma da parazitizm diyorum. Parazitizm biraz uzun olduğu için onu daha geniş yer ayırdım. Parazitizm yazamadım bir türlü. Evet, parazitizm. Şimdi amensalizm nedir? Amensalizmde bir taraf zarar görmezken diğer taraf zarar görüyor. Yani şöyle düşünün. Bir taraf bundan etkilenmiyor. Diğer taraf zarar görüyor arkadaşlar. Yani sıfıra eksi diyeceğiz. Sıfır etkilenmemeyi gösterir. Eksi de arkadaşlar zarar görmeyi gösterir. Örnek verelim. Örneğimiz şu. Bakın örnek şudur. Mesela bir inek veya bir fil olduğunu düşünün. Bir fil işte ormanın içerisinde gezerken ne yapıyor? Orada bulunan böceklere, otlara zarar veriyor. Veya bizler de aynı şekilde. Ne yapıyoruz? İşte çimenliklerin içerisinde gezerken orada bulunan böcekleri eziyoruz. Karıncaları eziyoruz veya otları eziyoruz. Bu nedir? Bir amensalizm. Bundan biz etkilenmiyoruz ama oradaki canlılar zarar görüyor. O zaman şöyle diyelim. İnsanların yürürken otlara ve böceklere basmasıdır. Basması örnektir. Ne oldu? İnsan bundan etkilenmedi ama oradaki otlar, böcekler zarar gördü. Budur. Gelelim mutualizme. Arkadaşlar mutualizmde mutlu yaşam birliktelikleri gibi düşünün. İki tarafta ne görüyor? Fayda görüyor. İki tarafta fayda görür. Nasıl olacak bu? Örnek verelim. Mesela bizim bağırsaklarımızda yaşayan yararlı bakteriler vardır. Bu bakteriler bizlerde B ve K vitaminlerini üretirler arkadaşlar. Biz de yediğimiz besinlerden onlara besin veririz. Böylece ne oldu? İkimiz de fayda gördük. İşte mutualizm budur. O zaman şöyle diyelim. İnsanların, sadece insanlar değil diğer omurgalı hayvanların bağırsaklarında da yaşayabilir ya da memelilerin. İnsanların bağırsaklarında yaşayan yararlı bakteriler. Bunlar nedir? Bir örneğimiz. Bir tane de örnek verelim.
Baklagillerin kökünde yaşayan rizobium bakterileri. Bunlar ne yapıyor? Bitki için azot bağlıyor. Bitki de bunlar arkadaşlar bu bakterilere ne veriyor? Besin veriyor. O zaman nedir yine? Bu karşılıklı yarar ilişkisidir. O zaman yazalım. Baklagillerin kökünde yaşayan rizobium bakterileri. Yine liken birlikleri arkadaşlar. Liken birlikleri nedir liken? Likenler alglerle mantarların oluşturdukları birlikteliklerdir arkadaşlar. Alglerle mantarların oluşturdukları birlikteliklerdir. Liken birlikleri. Alg, mantar. Liken birlikleri. Evet, bunlar da nedir? Mutualizme örnektir. Gelelim komensalizme. Arkadaşlar komensalizmde de bir taraf fayda görürken diğer taraf etkilenmiyor. Yani şöyle artıya 0 olacak. Bir taraf fayda görürken diğer taraf etkilenmez. Buna da örnek verelim. Komensalizm için örneğimiz şu. Mesela sucul kaplumbağaların kabuklarında yaşayan algler. Bakın kaplumbağalar üzerinde bulunan alglerden ne fayda görür ne zarar görür. Ama algler ne yapıyor? Algler kaplumbağalar sayesinde yer değiştiriyorlar ve fotosentez yaparak besin ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. O zaman yazalım. Sucul kaplumbağaların üzerinde yaşayan algler. Evet, komensalizm örneğimiz de bu. Size sorularda geldiği zaman bakacaksınız. İki taraf da yarar görüyorsa mutualizm. Bir taraf etkilenmiyor, bir taraf zarar görüyorsa amensalizm. Bir taraf fayda görüyor, bir taraf etkilenmiyorsa arkadaşlar komensalizm diyeceğiz. Geliyoruz şimdi parazitizme. Arkadaşlar parazitizmde bakın bir taraf fayda görürken diğer taraf zarar görür. Dolayısıyla parazitizmi biz ikiye ayıracağız. Parazitlik durumu hayvansal parazitler ve bitkisel parazitler olarak ikiye ayrılır arkadaşlar. Şöyle ilk önce hayvansal parazitlerden bahsetmek istiyorum. Hayvansal parazitler. Sonra da bitkisel parazitlerden. Bitkisel parazitler. Şimdi hayvansal parazitleri de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Dış parazitler, iç parazitler diye ayıralım onu da. Hayvansal şöyle farklı bir kalemle ayırayım. Hayvansal parazitler de kendi içinde ayrılıyor. Dış parazit, iç parazit. İç parazit. Arkadaşlar dış parazit şöyledir. Bakın canlının yani hayvanların vücudunun dışarısında bulunan hayvan parazitlerdir. Hayvanın vücudunun dışında bulunan hayvan parazitlerdir. Bunların sindirim enzimi vardır arkadaşlar. O zaman yazalım şöyle. Sindirim enzimi var. Sindirim enzimi var. Daha sonra göz gibi öyle yazalım. Göz gibi organları gelişmiştir. Diğerlerine göre tabii ki gelişmiştir. Örnek verelim bunlara. Nedir? Bit, pire, kene arkadaşlar. Bunlar dış parazitlerdir. Bit, pire, kene. Bunlar nedir? Dış parazitlerdir. Bizlerde hastalıkta yapabilirler. Mesela kene. Ne yapıyordu kene bizlerde? Kene ne yapıyor? Arkadaşlar Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığını yapıyor değil mi? Bir ara çok çıkmıştı. Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı. Evet, gelelim iç parazitlere. Arkadaşlar iç parazitlerde sindirim enzimi yoktur. Sindirim enzimi yok. Dolayısıyla sindirim yapamıyor. Direkt ne yapıyor? Bizim sindirdiğimiz besinleri tüketiyor. O zaman yazalım. Sindirim enzimi yok. Sindirim enzimi yok. Göz gibi organları gelişmemiştir. Göz gibi organları gelişmemiştir. Mesela örnek olarak kimi verebiliriz? Bağırsak solucanını verebiliriz. Bağırsak solucanı, karaciğer kelebeği, tenya arkadaşlar,
Bunlar nedir? Hep bizim iç parazitlerimizdir. Bağırsaklarımızda yaşayan parazitlerdir. Özellikle bağırsak solucanı mesela çok uzun olabiliyor. Bizim bağırsağımız boyunca bulunabiliyor. Oldukça zararlı yapılardır bunlar. Bizlere zarar verirler. Eğer ki yiyip yiyip kilo alamıyorsanız ve herhangi bir sağlık probleminiz yoksa, ne bileyim hani bir hastalığınız yoksa, bir parazitlerinize baktırın derim. Eğer vücudunuzda, bağırsaklarınızda parazit varsa bu sizin kilo almanıza engel olabilir. Gelelim şimdi bitkisel parazitlere. Arkadaşlar, bitkisel parazitleri de yine kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Yarı parazitler, tam parazitler. Şöyle yazalım, ayıralım. Yarı parazit. Şöyle tam parazit diyeceğiz. Tam parazit. Arkadaşlar, yarı parazit bitkiler fotosentez yapabiliyor ama topraktan su ve mineral alamıyor. Dolayısıyla su ve mineral ihtiyacını üzerinde bulunduğu bitkiden karşılıyor. Bitkinin kısilemine, yani su ve mineral taşıyan borusuna, odun borusuna emeçlerini, o kök benzeri yapılarını gönderir ve buradan su ve mineral ihtiyacını karşılar. O zaman şöyle diyelim, fotosentez yapabilir. Fotosentez yapar. Emeçlerini bitkinin kısilemine gönderir. Kısilemine gönderir. Bu fotosentez yaptığı için sadece su ve mineral alıyor bulunduğu bitkiden. Örnek verelim arkadaşlar. Bunları örnek olarak arkadaşlar, öksü otunu verebiliriz. Öksü otu fotosentez yapabiliyor ama dediğim gibi emeçlerini nereye gönderiyor? Bitkinin kısilemine, su ve mineral ihtiyacını oradan karşılıyor. Çünkü kökleri yoktur. Gelelim tam parazitlere. Tam parazitler fotosentez yapmaz. Fotosentez yapamaz. Fotosentez yapamadığı için hem besine ihtiyacı vardır hem de su ve minerale ihtiyacı vardır. Bu yüzden bu emeçlerini bitkinin hem kısilem borusuna hem de flem, yani organik besin taşıyan borusuna gönderir. Emeçlerini hem kısileme hem de fleme gönderir. Fleme gönderir. Örnek olarak da cin saçı diyoruz arkadaşlar. Cin saçı bitkisi. Bu nasıl bir bitki? Şöyle, nasıl diyeyim size, saç gibidir aynı. Böyle bir yumak, hani yumak oluşmuş saç gibi düşünün. Bitkinin her tarafına yayılmıştır ve bitkinin bütün besinlerini alır. Dolayısıyla bir süre sonra bitkinin ölümüne sebep olur. Size şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar, eğer ki tüm bitkiler fotosentez yapar derse bu yanlış olur. Kesinlikle yanlıştır. Neden? Çünkü tam parazit bitkiler fotosentez yapamazlar. Evet, simbiyotik ilişkilerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bir de komünite ekolojisinde son olarak süksesyondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Nedir süksesyon? Bunu da anlatalım. Komünite ekolojisini bitirelim. Hemen şuraya süksesyon yazmak istiyorum. Süksesyon. Arkadaşlar, süksesyon bir canlı grubunun ortamdan kaybolup başka bir canlı grubunun gelip oraya yerleşmesi olayıdır. O zaman şöyle diyelim. Alandaki ya da ortamdaki canlı değişimidir. Canlı değişimidir. İki şekilde süksesyon vardır. Nedir bunlar? Birinci süksesyon ve ikinci süksesyon. Şöyle birinci diyelim. Şuraya da ikinci süksesyon diyelim. Arkadaşlar, birinci süksesyonda toprak tamamen yok olmuştur. Yangın, sel gibi olaylarla toprak yok olur. O zaman şöyle diyelim. Yangın, sel gibi olaylarla toprak zarar görür. Zarar gördüğü için birinci süksesyonun yerini canlıların alması, buradaki canlıların oluşumu oldukça uzun zaman alır. İkinci süksesyonda toprağa bir şey olmaz arkadaşlar. Toprağa bir şey olmaz. O yüzden de ikinci süksesyon daha hızlı bir şekilde tamamlanır ve orada canlılar yerini alır. Evet, süksesyon dedik, simbiyotik ilişki dedik, diğer ilişkilerimizi anlattık ve komünite ekolojisini burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda size popülasyon ekolojisinden bahsedeceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.